Göztepe'yi Göztepe'lilerin konuştuğu Gündem Göztepe programına hoş geldiniz. Bugün tribünümüzün iki değerli insanı, program konuğumuz Fatih Bekar ve Şenkan Cin. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Pek fazla vakit kaybetmeden Başakşehir maçıyla başlamak istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Müsaade edersen Şenkan kardeşim bahsetsin. Alanya Spor'un başına gelen tabii, bu kazayla evet, alakalı. Öncelikli olarak vefat eden futbolcu kardeşimiz Joseph Sural, ailesi, Alanya Spor Camiası ve Türk Spor Camiası'nın başı sağ olsun. Gerçekten bunun bir oyun olduğu, bir eğlence olduğu bu anlarda, böyle çaresiz kalan anlarda ortaya çıkıyor. Tekrardan Allah rahmet eylesin, Allah mekanı cennet eylesin, kalanlara sabır versin diyoruz. Alanya Spor Camiası'nın başı sağ olsun. Bir daha böyle kötü şeyler inşallah ülkemizde ve Türk sporunda yaşanmasın. Ben de tüm Alanya Spor Camiası'na başsağlığı diliyorum. Başakşehir galibiyetiyle başlayalım. Evet, Şenkan Bey, ne söylemek istersiniz? Başakşehir galibiyeti tam anlamıyla, hani derler ya, ilaç gibi geldi. Gerçekten bize ilaç gibi geldi. Ümidimizin kesildiği anda, belki de hani her şey bitti, havlu atacağımız dediğimiz bir noktada takımımız sağ olsun resmen bizi ayağa kaldırdı. Tekrarlan bu ligde kalabileceğimize inandırdı. Bu galibiyetle birlikte inşallah önümüz açık diye düşünüyorum. Ben zaten, beni şaşırtmadı. Bir hafta öncesinden ben herkese söyledim, skor bile verdim. Çünkü ben takımımızın istediğinde normal ruh, moral, motivasyon eksikliği olmadığında neler yapabileceğini az çok kestiriyordum. Karşımızdaki rakibin kim olduğu hiç önemli değil. Bizim ne durumda olduğumuz önemli bana göre. Bu bütün maçlarla geçerli. Evet, bir düşüş yaşadık. Ama Başakşehir maçında gerçekten ben çok inanarak galip geleceğimizi söyledim etrafımdaki bütün dostlarımıza. Hadi ya falan diyenler oldu ama işte biz Göztepe, her şeyi yaşayacaksın felsefesi var. Evet. Göztepe istediğinde çok güzel şeyler bize yaşatır. Ben hep inanıyorum da, tribünümüz öyle, taraftarlarımız öyle, yönetimimiz öyle. Ya bizim burada başarısız olmamız için hiçbir neden yok. Ben inşallah kazasız belasız bir sözlerini bitirdikten sonra seneye çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum takımımızın, kulübümüzün. O yolda da ilerlediğini düşünüyorum. Şenkan Bey, taraftarlarımızın ve kulübümüzün iyi bir morale ihtiyacı vardı. Başakşehir'den gelen bu güzel skor takımımızı oldukça adaptasyonunu yükseltti. Neler söylemek istersiniz? Vallahi öncelikli olarak tabii takımımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Demek ki istenilince bazı şeyler başarılabiliyormuş. Enteresan veriler var tabii maçla alakalı, bilemiyorum arkadaşların dikkatinden kaçmamıştır. 121 kilometre gibi bir koşu mesafesi var takımımızın ve bu mesafe zannedersem şu anda bulunduğumuz Süper Lig'de sadece bizden hariç bir takım tarafından gerçekleştirebilmiş. Biz de ikinci takım olmuşuz. Yani korkunç bir koşu mesafesi, korkunç bir mücadele hırsı. Hani insan, ya neredeydiniz bu zamana kadar, böyle niye oynamadınız dedirtti yani maalesef topçu arkadaşlarımız, sağ olsunlar. Bundan önce verdiğimiz, rakiplerimize dağıttığımız puanlar, hatta 3 puanlar. 3 puanlar. Yani bu mücadelenin hani 4'te 1'ini verseydik bile onları çok rahat yenebilirdik. Ama futbol böyle bir şey. Bu yüzden milyonlara, milyarlık kişilere hitap ediyor. Yani büyük kitlelerin belki de futbola aşık olmasının sebebini gösteren bir maçtı. Yani kağıt üzerine baktığınızda 5 maçtır gol atamayan, düşme hattından bir türlü çıkamayan bir Göztepe'miz, diğer tarafta ligin en iyi futbol oynayan ve ligin lideri olan takıma pozisyon bile vermeden, ben o ofsayttan atılan golleri pozisyon olarak saymıyorum, sonuçta nizami atılmış bir gol değil. Evet. Pozisyon bile vermeden çok net bir galibiyet alması sadece bizi sevindirmedi, Türkiye'deki futbol kamuoyunda şaşırttı. Yani maçtan önce yapılan yorumları izliyorduk, iddia programlarında, diğer spor kanallarında yapılan yorumları seyrettik. Gerçekten üzülüyorduk ama Göztepe'miz hepsine cevap verdi. Bizim futbolcu arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden, abilerimizden tek beklentimiz bunun böyle sürmesi. Biz bu mücadeleyi verdikten sonra düşelim, hiç önemli değil. Ama biz bu mücadeleyi sahada görmek istiyoruz taraftar olarak. Bizim tek istediğimiz bu. Biz bu şekilde mücadelemizi verelim. Bundan sonrası futbolcu arkadaşlarımızdan. Zaten çok özür dilerim. Şurada bir şey söyleyeyim. Hani
şu o kadar iyi Göztepe'lidir, bu kadar eski Göztepe'lidir, ben bunu tartışmayacağım. Ama çok küçük yaşlardan beri biz Göztepe maçlarına gidiyoruz. Çok küçük yaşlardan beri bu sevdaya kendimizi adamışız. Birlik beraberlik olduğu zaman bu takıma da yansır diye düşünüyorum ben. Yani bir şekilde negatiflik eğer bize çöktüyse bütün camia ve takıma da çöküyor. O yüzden biraz da ılımlı ve olumlu bakmak lazım. Bu takım çok şanssız şekilde maçlar kaybetti. Ne maçlarımız var? Direklerden dönenler, verilmeyenler, VAR'dan gelmeyenler vesaire vesaire. Ama bizler duygusalız biraz galiba. Göztepe taraftarı maalesef biraz duygusalız. Bazı şeyleri gözden kaçırabiliyoruz. Bence bu sene takımımız çok da kötü oynamadı yani. Şanssızlık faktör. İlk açılış maçında zaten Malatya maçında 9 kişi kal. Olmayan goller verirsin. Ya, ona rağmen Galatasaray elimizden kaçtı. Beşiktaş'ın, Trabzon yani çok ciddi iyi maçlar çıktı. Evet. Ben inanıyorum, ben güveniyorum. Takımıma da güveniyorum. Başındaki yöneticilere de güveniyorum. Fatih Bey, Beto gibi bir efsane var kalemizde. Onun için neler söylemek istiyorsunuz? Ya ben gerçekten. Nazilli maçında, şampiyonluk maçında sevdiğimiz bir kardeşimiz bir slogan söyler misin abi dedi başkanımızla ilgili. Sen Allah'ın bir lütfusun demiştim. Herkesten bir şey almıştı. Vallahi Beto da Allah'ın bir lütfu bize. Yani sanki adam bizim mahallede doğmuş. 40 yıllık Göztepe'de. Altyapıdan yetişmiş. Evet. Böyle bir adam, takımı da çok güzel bir abi pozisyonunda, hani sportif başarısı hariç abi pozisyonunda da çok düzgün bir şekilde idare ettiğini sanıyorum. Tribüne de çok güzel şeyi var. Yani taraftara da çok güzel bir enerjisi var yolladığı. Ben çok seviyorum. Yani keşke 10 sene önce gelseymiş. Çünkü düzgün karakterli, tam bir profesyonel bana göre. Takıma da çok katkısı olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha uzun yıllar sağlığı yerinde olur, kalemizi korur. Evet, Şenkan Bey, sizin her şeyiniz. Bu maçtan sonra arkadaşım bir tanesi yazmıştı, şimdi ismini hatırlayamıyorum. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacaksa dedi, boğazları Beto tutsun. Gerçekten. Yani tutmadık top, kazandırmadık maç. Zaten penaltıları... Çekmeye kafa atıyor yani, böyle bir şey yok. Dediği gibi Fatih abimizin de, keşke 5 tane daha, 10 tane daha betomuz olsa da mücadelemizi öyle versek. Bu yıl, abi karakterinde insanların olamamasından dolayı da bir takım sorunlar yaşadık. Onu geçen sene Sabri ve Selçuk Şahin sanki bu takıma çok şeyler veriyormuş da biz farkında değilmişiz gibi oldu. Vay takımı, yaşta niye geldiler? Olur bravo, mu, ilk geldiğinde, falan. İlk geldiğinde taraftarlarımız işte futbolu bırakmış, bu takım veteran takımı mı gibi sözler söylendi ama şimdi daha iyi anlıyoruz Selçuk Şahin ve Sabri Sarıoğlu'nun bu takımda ne iş yaptığı, ne işe yaradığı. Selçuk'un ve Sabri'nin saha içinde hakemlere olan baskısı, diğer futbolculara karşı, rakip takıma karşı olan tutumlarını sanki şimdi daha iyi anlıyoruz. Kararlara da etki ettirebiliyorlar. Yani bir profesyonel bir karşı koymayla bazen hakemlerin... Özellikle bu sene mesela VAR sisteminin kullanıldığı bu sene Sabri ile Selçuk gibi futbolcuların bir takımda olması o takıma büyük avantajlar sağlıyor. Hakemin VAR sistemini kullanıp kullanmaması veya etkileyeceği kararlar doğrultusunda... Tabii ikna etme açısından... Zorlu bir viraja girdiğimiz şu günlerde takımımızda bazı oyuncularımız sarı kart sınırında. Evet. Yani bunları da müdahale edelim. Sarı kart sınırında olan önemli oyuncuların en başında Beto geliyor. Yani Beto'nun telafisi maalesef olan bir futbolcu olmadığı için ilk onu saydım. Onun dışında Tayfur, Castro, Yasin, Alpaslan gibi futbolcular da kart sınırında. Tabii Yasin'in durumu sakatlığı da var. Ama diğer oyuncularımızın ilk 11 oyuncusu olduğunu düşünürsek önümüzdeki Sivas maçı hani Antalya maçında görmedi kart, Sivas maçında da görmüşse Bursa maçı gibi maçlarda bizi yalnız bırakıyor veya bırakacak olması açıkça konuşup gerekirse biraz korkutuyor. Beto'nun bir tek orada şeyi. Ben biraz fazla mı iyimser bakıyorum bilemiyorum ama yani ona bakarsanız Başakşehir maçında da çıkarken dünya kadar eksiğimiz vardı. Şimdi isim sakat gerek yok ama hatta var. Birisi tweet atmış, bu kadar isim isim yazmış, o eksik, bu eksik, bu eksik. Bari masraf yapıp buraya kadar gelmeseydiniz diye biri bir tweet atmış. İşte o arkadaşlar cevabını almışlar. Cevabını aldılar. Yani bu takımda yeri doldurulamayacak kimsenin olmadığı, Beto olmazsa Göktuğ oynar. Yani bir şey, onun gibi belki
olur olmaz ama mühim olan ruhla oynayacak insanların olması. Evet. Yani futbolda bu var. Kadro derinliğiniz yoksa çok fazla. Maalesef sakat. Biri sakatlandı. Mesela Traore sakatlandı. Bizim oyun sistemi gitti. Evet. Yani. Sakat oyuncularımız Traore, Hakan Çinemre, Kadu. En başında gelen sakat listesi. Kerem Atakan, Yasin Keskin'i de sayarız. Yasin. Bunlar hani bizim futbol diliyle müzmin sakat dediğimiz maalesef 2 senedir özellikle Kadu, Hakan Çinemre ve Traore üçlüsü. Traore'ninki büyük talihsizlik hani yani. 2 senedir biz bu arkadaşların sakatlığı ne zaman geçecek? Bu arkadaşlar ne zaman takıma katkı sağlayacak? Hani bekliyoruz, sözleşmelerini iptal etmiyoruz, sözleşmelerini yerine getiriyoruz. Bu sene bunlara Gassama ve Lumor arkadaşlarımız da katıldı. Yani Lumor kaç maç oynar, Gassama kaç maç oynar. Gassama çok etkili yani. Son maçta Yasin de yoktu sakatlığı dolayısıyla. Önümüzdeki haftalar ne getirir? Almanya'ya tedaviye gittiği söylendi. Bilemiyorum ne kadar ne değildir. Halil 65. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Onun sakatlık durumu nedir? Onunla ilgili kulüpten bir açıklama maalesef hala alamadık. Yani insan düşünüyor. Bugün baktığınız zaman 7 tane futbolcu, bunun 6 tanesinin direkt ilk 11 oyuncusu olduğunu düşünürsek neredeyse yarım takım sakatımız var. Bu sakatlıklar maalesef dediğim gibi 2-3 topçu özelinde hiç geçmeyen sakatlıklar ve sezonun geneline yayıldığında da biz bu arkadaşlardan istediğimiz verimleri alamadık. Gönül ister ki 34 haftanın 25-26 haftası oynasınlar. Ama bu tam tersi oldu. 7-8 hafta oynarsa çok iyi dedik. 2 senedir Traore ve Kadu'nun, Hakan Çinemre'nin sakatlıkları devamlı nüksediyor. Yani insan burada şunu düşünüyor. Biz 2 senedir bazı futbolcuları bekliyoruz. Beklediğimiz futbolcuların başında, yani bir şey yapacak diye bekliyoruz. Beklediklerimizin başında Gufran geliyor. Jilas geliyor. Her ne kadar arkadaşlar benimle katılır katılmaz, ben bu listeye Tayfur ve Aksel'i de ekliyorum. Yani potansiyelleri oranında oynamadıklarını ya da oynayamadıklarını düşünüyorum. Ama Enganda'ya çok fazla Kadu şans verilmedi ya gibi. Futbolcu yani. Şansı kendi Tayfur'da yaratıyor. Tayfur da son maçında mesela çok iyiydi. Evet işte biz Başakşehir maçındaki Tayfur 2 senedir nerede? Nerede yok. Önümüzdeki ay sözleşmesi bitiyor Tayfur'un. Yani sözleşmesi bitmesine bir ay kala mı oynamaya başlayacak futbolcu ya da 4 maç baş kala, 5 maç kala mı oynamaya başlayacak? 2 yıldır biz Traore, Tayfur, Kadu, Hakan Çinemre, Aksel Engando, Nabil Jilas ve Gufran'ı ha bu maç bir şey yapacak, ha bu maçta çok iyi oynayacak, ha şimdi bir şey yapacak diye tabiri caizse sırtımızda taşıdık. Bu arkadaşların bir kısmının bir ay sonra sözleşmeleri doluyor. Kadu, Tayfur, Gufran, Traore, Lumor, Halil, Kadu. Halil'le sözleşme uzattığımız söyleniyor ama federasyona hala bir uzatma sözleşmesi verilmedi. Yani hala federasyon sitesinde Halil'in bir ay sonra sözleşmesinin biteceği gözüküyor. Şimdi biz bu arkadaşların sözleşmelerini bir sonraki sene için uzatır mıyız, uzatmaz mıyız veya uzatmak ne kadar mantıklı? Bunları tartışabiliriz ama tabii bunu tartışacağımız zaman şu anda değil. Bu bir ay içerisinde biz bu takımı nasıl daha iyi seviyeye çıkarız? Bir kere şöyle düşünelim. Bugün kağıt üzerinde lig bitse Göztepe'miz Süper Lig'de kaldı. Bugün itibariyle. Bunu 4 hafta sonunda da kağıt üzerinde ligde kalabilmemizi haline getirebiliyorsak bu seneyi bu şekilde kapatacağız. Sezon sonu tabiri caizse şapkamızı önümüze koyacağız. Hangi arkadaşlar bu takıma ne kadar katkı sağlamış, hangi arkadaşlar sağlayamamış. Bakın 2021 yılı sonuna kadar, yani 19 değil 20 değil, 2021 yılı sonuna kadar sözleşmesi olan arkadaşlarımız var. Örnek Gassama, örnek Poco, örnek Celso Borges, örnek evet. Alparslan. Şimdi bu arkadaşlarla bizim daha dolu dolu 2 sene sözleşmemiz var. Bazı arkadaşlarla 1 yıl daha. Bu sene aldığımız ve 1 dakika bile ligde şans vermediğimiz Grillo. Nabil Jilas. Türkiye'de mi, o da belli değil. Nerede olduğunu bilmiyorum. Jerome. Görsem tanımam ben mesela. Hakan Çinemre. Titi. Bunlarla da bugün itibariyle 1 yıl daha sözleşmemiz var. Şimdi bu arkadaşların sözleşmeleri, özellikle Nabil Jilas özelinde çok konuşulan rakamlar var. Rakamları maalesef federasyon sitesinden alamıyoruz. Neden alamıyoruz onu da söyleyeyim arkadaşlar. Biz sermaye piyasası kanununa göre, yani SPK'ya göre halka arz olmadığımız bir şirket olduğumuz için bunları, bu rakamları vermek zorunda değil yönetimimiz ve başkanımız. Şirketimiz de vermiyor. Ama eğer söylenen rakamlar, yani bahsi geçen 1 milyon euro gibi rakamlar Nabil Jilas için gerçekse,
Önümüzdeki senede biz bu 1 milyon euroyu Nabil Jilas'a ödeyeceğiz. 2 senedir ödüyoruz, 1 sene daha ödeyeceğiz. Ha diyeceksiniz ki sözleşmeyi feshedelim, o paraları verelim. O paraları vermek öyle kolay olmuyor. Milyon eurolardan bahsediyorsunuz. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumla alakalı o milyon euroların telaffuzları ağza çok kolay geliyor. 1 milyon euro. Onu bir TL ile çarptığımız zaman karşımıza çıkan rakam artı gönderdikten sonra yerine koyacağınız futbolcunun da sizden alacağı bir rakam var. Bunları da düşünürseniz o pek kolay olmayacak gibi. Başkanımıza Allah yardımcı olsun. Çok zor bir durumda. Ha, sözleşmesi biten arkadaşları uzatır uzatmaz. Ama var olan, elimizde olan futbolcularla devam noktası kararı nasıl olur, ne biter? Onu da önümüzdeki günlerde konuşacağız gibi gözüküyor. Ama şu anda 4 hafta susacağız. Bu takım nasıl destek olacağız? Bravo. Başka bu takım nasıl bu kümede kalır? Nasıl Süper Lig'de devam ederiz? Dediğim gibi şu anda kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kağıt üzerinde bu takım bugün lig bitse Süper Lig'de kalmıştı. Taraftarlarımızdan yorumlar gelmeye devam ediyor. Nihat uzak gören Antalyaspor ve bundan sonra kalan maçlarımızla ilgili düşünceler istatistik istiyor. Valla ben işte, hep aynı şeyi söylüyorum. Ben bu takımdan ümitliyim. Tümede kalacağımızı da düşünüyorum zaten. Yani düşeceğiz gibi bir fikir şu anda benim hiç aklımda yok. Önceki iki maçtan başlayalım. Antalya ve Sivas. Ben 2'de 2 olur dedim. Yani 2'de 2 olur derim. Eksikleri ben hiç gayle almıyorum. Başakşehir maçındaki motivasyonla, o hırsla, o güzellikle çıksınlar. Ve oraya gitmiş olan, İstanbul'a gitmiş olan güzel kardeşlerim benim. Çok güzel bir tribün yaptılar. Efsane dillere zaten destan bizim zaten. Bazen oluyor, bizim de düşüşlerimiz oluyor. Doğanlarda bile düştüğümüz zamanlar oluyor tribün olarak. Ama orada inanılmaz bir destek yaptılar. O desteği biz burada Doğanlarda yaptıktan sonra, bu takım bu ruhla oynadıktan sonra ben inanıyorum Antalya maçı da Sivas maçı da bizim için öyle çok kötü bir sonuçla biteceğini düşünmüyorum. 2'de 2 olur diyorum. Hadi oldu, bir kazaydı, belaydı, ters bir futbol bu yani. Bunun örneklerini çok yaşadık. Geçen hafta. Ayağına çarpıyor, kafasına çarpıyor, direkten dönüyor. Olmuyor da olmuyor. Hani talihsiz bir şey olmadıktan sonra ben takımımıza güveniyorum. İnşallah biz bu ligde kalacağız. Bu seneye de böyle çok yaşanmamış gibi, ben kendi açımdan bakarsak böyle yaşanmamış gibi. Şu sonuç anlamında. Yoksa çok güzel şeyler yaşıyoruz biz. Bu çatının altında, bu güzel armanın altında. Bir sürü dostumuzla, kardeşimizle. Ama şu kalan maçlara bakıldığında tabloyu görmememiz lazımdır. Ulaş Arkaş da özellikle merak etmiş. Kalan 4 maçta kaç puan alırız demiş. Şenkan Bey size başlıyor. Şimdi 4 maçımızın 3'ü içeride. Bir tanesi deplasmanda Bursa Spor. Kardeş takımımız da maalesef kader bizi bu noktaya getirdi. Açıkça konuşmak gerekirse ben Bursa Spor maçını saymak istemiyorum. Geri kalan 3 maçta 9 puanla 39 puanın bizi ligde bırakacağını düşünüyorum. Çünkü barajın 40-41 seviye bandına çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü kimse puan alamıyor. İşte görüyorsunuz Bursa Spor kaç haftadır maç kazanamıyor. Ne içeride ne dışarıda. Hatta gol atmakta bile zorlanıyorlar. Erzurum Spor, Akhisar Spor, bunlar da keza özelinde maç kazanabilen bir takım olmadığı için. Alttan gelen olmadığı sürece bu barajın ben 39 bandında çok rahatlıkla kalabileceğini düşünüyorum. Hatta 38 bandı bile belki yeterli olabilecektir. Birbiri aralarında maçları var çünkü. Tabii gönül ister 12 puan alalım ama hani futbolda bu. Ama şurada bir gerçek, Başakşehir maçındaki ruh artı Başakşehir maçındaki çıktığımız kadro ve uyguladığımız taktik. Maalesef Tamer hocamızın ah vah dedirten anları oldu. Özellikle iç saha maçlarında. Erzurumspor ve Akhisarspor maçlarında özellikle bizim tek forvetle sahaya çıkmamız ve oyuncu değişiklikleri konusunda ve taktik anlayış konusunda çok da formsuz mu diyelim ya da takıma mı alışamamıştı bilemiyorum neden, ama Başakşehir maçında Tamer Tuna hocamız başta olmak üzere futbolcu kardeşlerimiz, abilerimiz hepsi inanılmaz motivasyonlu bir şekilde ve inanılmaz taktik anlayışı sahaya yansıttılar. Fatih Bey hayranlıkla izledik. Söyledi. Evet, hayranlıkla izledim dediğim ben. Dediğim gibi hani bu takım neredeydi? Böyle oynayabiliyorduk da niye oynayamadık dedirtti bize. İnşallah bundan sonraki 4 maçta da bu mücadeleyi, ben de inanıyorum yani biz Başakşehir maçındaki futbolumuzu sahaya yansıttığımız sürece bizi kimse kolay kolay yenemez. İşte taraftarlarımız da bu yönde genelde mesajlar atıyor. Selim Küçük'ten Başakşehir galibiyeti takımı nasıl bir hava yarattı? Bundan sonraki maçlarda kaç puan alırız? Gene aynı noktaya gidiyoruz. Camianın düşündüğü tek şey kalan maçlarımız. Evet. Ya tabii ki çok güzel bir ateşleme oldu. Hem
takım açısından hem tribün açısından. Ben çift yönlü bakıyorum. Fatih Bey, böyle bir şey ihtiyacımız varmış. Cami olarak kenetlenmek zaten, adına gerçekten evet, böyle bir şey ihtiyacımız varmış. Yani bizim aslına bakarsanız öncelikli camiadır bana göre. Taraftarımızdır. Armamız ve taraftarımız. Diğer teknik adamlar gelir, futbolcular gelir, yani menajerler gelir, o gelir, bu gelir, gider. Asıl olan tribündür. Bir takımı takım yapan armasıdır ve taraftarıdır. Ben her zaman savunduğum bir şey var. İyi ki Göztepe'li olmuşum diyorum. Ki başka şansımız, çaremiz yoktu ama iyi ki Göztepe'li olmuşum. Çünkü öyle güzel dostluklar, kardeşlikler yaşatıyor ki bize. Biz başarının peşinde değiliz. Ama ilk girişte Şenkan'ın söylediği gibi. Hani vur, kır, parçala, terle. O sırtındaki formanın mücadele hakkını mi? Ver, mücadele et, yenil. Kimse size bir şey demez kardeşim. Ya der, bir grup çıkar. Sadece başarı endeksi düşünen arkadaşlarımız var. Ama bizler gibi düşünen insanlar da çok var. Hani biz nereleri gördük, evet, neler yaptık, neler yaşadık. Bir gün olsun takımımızı bırakmadık. Ben bu konuda da lütfen kardeşlerimize şu tavsiyede bulunuyorum. Lütfen başarı taraftarı, skor taraftarı olmayın. Bu aşk çok güzel bir aşk. Göztepe'li olmak çok büyük bir ayrıcalık. Biraz daha fazla içine girince, biraz daha bu camianın içinde vakit geçirince, çünkü iki senedir aramıza yeni katılan, sempati duyup ama maçlara gelmeyen, ne bileyim Göztepe'nin bu kadar içinde olmayan ben çok insan tanıyorum. Biraz daha böyle içimizde yaşasınlar, zaten anlayacaklar. Camiamızın sevilen isimlerinden Ömer Bakırbaş, Yaya Çaldıran, Çetin Serbest gibi değerli büyüklerimizin size çok selamları var. Saygılar Ömer abimiz. Yani artık kritik bir virajdayız. Bu virajda İzmir'in milletvekilleri, belediye başkanları, ticaret odası, sivil toplum kuruluşlarına desteğe ihtiyacımız var. Neler söylemek istersiniz? Dayanışma, birlik, beraberlik sadece taraftar olarak bizim özelimizde olamaz. İşte Fatih abi bizim maraton tribünde, benim numaralı tribünde yerimizi almamız değil. Biz bugün özellikle böyle giyindik, böyle, onu da söyleyeyim. Böyle. Özellikle bunu seçtik. Ne giyelim yani, dedik yani. Taraftarlarımızın tribünsel olarak da bu maça hazırlanırken mümkünse tek tip bir renk seçilmeli. O gün giyeceğimiz forma özelinde, tabii bilemiyorum Antalya Spor kırmızıyla mı beyazla mı çıkar ama biz ona göre bir formayla çıkacağımızı sabah saatlerinde zaten kulübümüz duyuruyor. O forma özelinde renklere bürünüp, dediğim gibi ama bu sadece taraftar özelinde olmaz. Bu dayanışma, birlik, beraberlik biraz da bizim kulübümüzün ve yönetimimizin bir lobi oluşturarak başta sayın valimiz olmak üzere belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, parti gözetmeksizin X, Y, Z partisi bizim için her zaman aynı mesafededir. Bizim taraftar grubumuzun içinde sol görüşlü olan arkadaşlarımız var, sağ görüşlü arkadaşlar, muhafazakar olan. Ya bizim marşlarımız böyle öyle. Bizim marşlarımızda Çavbella var, ondan sonra La İlahe İllallah diye tevratımız var biliyorsunuz yani. Bizim taraftar grubu olarak bu kaynaşmayı sağlayabiliyorsak, politikacılar özelinde de partiler üzerinde de bu birlikteliği özellikle İzmir milletvekillerinin başta sayın valimiz olmak üzere belediye başkanlarımızın, destek olanlarımız var sağ olsunlar. Tabii destek, her konuda destek çok önemli, maddi manevi destekler önemli ama sanki bu maçta maddiyattan önemli maneviyat destek, yani manevi anlamda bizim yanımızda bulunmaları. Ya ben istiyorum bir Göztepe taraftarı olarak bizim protokol tribünümüzün her maç belediye başkanlarıyla, yani milletvekilleriyle dolu olmasını istiyorum. O, yani biz bundan önce Süper Lig'e çıktığımız, ilk Süper Lig'e çıktığımız 99 senesinde bizim formamızın reklamı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ydi. Hatırlayın o günleri. Evet. Yani bu belediye destekleri sadece maddi ya da görsel, işte otobüs, o deplasmana otobüs kaldırsın. Bunlar harika şeyler. Tabii ki belediye başkanlarımızı çok teşekkür ediyoruz maddi desteklerinden ama ben açıkça konuşmak gerekirse pazar günü tribünde görmek istiyorum kendilerini. Başkanımızın yanında görmek istiyorum. İlçe belediye başkanlarımız. Bütün belediye başkanı. Sadece konak, Büyükşehir değil. Konak, Bornova, sayın valimiz önderliğinde. Garnizon komutanı. Herkes. Yani şehri ayağa kaldırmamız lazım. Neden şehri ayağa kaldırmamız lazım? Çünkü Göztepe'mizin Süper Lig'de olmasının Göztepe'den çok İzmir'e yararı var. Yani bu şehri hareketlendiriyoruz. Bu şehrin deplasman yapan takımları buraya geliyor. O ticaret hareketleniyor.
reklamlar, sponsorlar vesaire, görünürlük, konuşulurluk. Türkiye tanıyor, dünya tanıyor. Abi son günlerde zaten oldukça popüler olan bir sözümüz var. İsmail abi önderliğinde oldukça yayıldı. Kurtulmak yok tek başına, ya tek başına hep beraber. Evet, yani evet. Bu İzmir'in bir davası, sadece Göztepe'nin davası değil. Süper Lig'den düştüğü zaman sadece Göztepe'miz düşmeyecek, İzmir de düşecek. Yani, stadımız da bitiyor artık. Yani iki dram bir arada. Yani stat madem stat'tan geçti. Geçen hafta stat'taydım. Stat inşaatındaydım, daha doğrusu stat'taydım diyorum. Allah söyletti galiba. Allah söyledi, bir an önce bitirsinler. Stat inşaatındaydım geçen hafta. Sağ olsun oradaki arkadaşlar çok özveriyle çalışıyorlar. Çok da yardımcı oluyorlar. Yani buyurun bakın, evet, ziyaret etmek falan isteyen arkadaşlarımız şu esnada bile bazen içeri almıyorlar ama hani göz ucuyla da olsa insan o atmosferi görüyor ve soluyor. Ben geçen hafta gittiğimde çalışmalar gayet güzel devam ediyor. Hani 12-12-2019'da teslimat tarihi veriyor oradaki arkadaşlar. 25.500 kişi kapasiteli olarak açılacak stadımız. Daha sonra bir sezon oynadıktan sonra maraton tribün, bugünkü maraton tribün, yeni stattaki maraton tribünü portatif koltuk olacak ve stadın kapasitesi 30.500 kişiye çıkacak bir anda. Bu muhteşem bir olay. Aslında sır gibi saklanan bir olayı da burada patlatmış oldunuz yani. Ne güzel, ne güzel. Herkes bilsin. Ben söylemezdim. Şimdi yok, sır değil. Yok, taraftarımızın sürpriz niteliğindeydi. Aslında 14.000'le başlandı. Ama 20.000, 25.500, 30.500'e doğru ilerledik. 12 Aralık'ta teslimat olacağını söylüyor arkadaşlar zaten oradaki. Yani Bektep sır değil yani. 30.000 belki sır noktası. Gerçekten böyle bir stada ihtiyacımız var. Yani Göztepe olarak artık orada burada oynamaktan çok sıkıldık, yorulduk. 1925 yılından beri kurulmuş bir takımımızın bunca yıllık mazisinde maalesef bir dikili ağacının olmamış olması ayıbı İzmir'indir. Sadece Göztepe'mize ait değildir. Sağ olsun başkanımız, bundan önceki başkanlarımız da bu işlere, işte Urla tesislerine temel atanlar, Torbalı'daki altyapı tesislerinin arazilerini alanlar, artı stadımızın bu hale gelmesini ve bitirilmesini sağlayanların kim en ufak bir toplu iğne başı kadar emeği geçtiyse Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde. Aynı İnşallah şekilde. Çok güzel günler yaşayacağız ve yaşayacağız İzmir'e, özellikle o statta. Başkanımız evet, yanlışlar var, hatalar var ama yaptığı doğrular da var. Bunlar camiamız tarafından zaten hepsi görülen şeyler. Aslında taraftarımızı üzen nokta şu. Biz tribünde Fatih abimle 5 sene boyunca tribünde biz böyle durduk. Takım Süper Lig'den amatör kümeye düştü. Her sene basamakları tık 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 indik. Ama o zaman diyorduk ki para yok. Yokluk. Tesis yok, para yok. Futbolcuların yiyeceği yemek yok. Ya düşünebiliyor musunuz? Kasaba borçlusunuz, manava borçlusunuz. Baş günü limon almışsınız. Neler limonun yaşıyor? Parasını ödeyememişsiniz. Biz taraftarımızın şu andaki belki de serzenişi, belki de başkanımıza olan iç burukluğu, elimizde imkanlar varken biz bu imkanları kullanmadık ve bu noktalara geldik durumudur. Ama emin olun ki ben başkanımızın bir daha böyle bir hataya düşeceğine inanmıyorum. Yani biz kümede düşeriz, kümede çıkarız, hiç önemli değil. Kümeler düşülür, çıkılır. Hiç önemli değil. Göztepe'miz bugün ne ilk defa Süper Lig'de oynuyor ne de son defa oynayacak. Ya da tam tersi, nasıl söylerseniz. Önemli olan yanlışlardan ve hatalardan ders alıp bunları bir daha yapamamak ya da yapmamak en önemli şey. Çok kırılganız çünkü. Başarısızlıklar arka arkaya geldi mi? Bu sefer tüm camia çok enteresan yani böyle bir anda bıraktık kendimizi yani. İnsanlar işine veremiyor kendini, ailesine veremiyor. Ben kendi adıma öyle diyeyim yani. Psikolojimiz bozuluyor. Sanki dünya Göztepe'nin etrafında dönüyor. Maç olduğu gün çocuk gibi böyle. Hadi artık saati gelse de gitsek. Ya, maç kaybediyoruz. Pazartesi işe gitmek istemiyoruz ya. O hale geliyoruz. Psikolojimiz bozuluyor. Fatih Bey, size özel bir soru var. Batuhan Özsüner. Saha içine müdahale şansımız kısıtlanacak. Dışına yönetmek bizim elimizde. Üzerine koymak için neler yapmalıyız Fatih Bey kardeşimiz? Abi bu sene hiçbir şey yapmayacağız artık. Bu sene bitsin şu lig. Yani tribünde de çok fazla bir operasyon yapılacak ne süremiz var ne de insanlarda böyle bir sabır ve tahammül durumu var. Yani birine bir şey söylüyorsun, ters bakıyor. Abi kardeş birbirine ters bakıyor. İlginç bir dönem yaşıyoruz. O yüzden bu sene bitsin. Ondan sonra herkes şu stresinden bir atsın. Tribün liderleriyle mi görüşülür? Benim en büyük isteğim, sen dedin ya,
İşte Devlet Erkan evet. Tribünde yerini alsın. Vallahi bizi bu tribüne alıştıran abilerimizden hiçbiri yok. Onların da kendine göre haklı sebepleri var. Adam diyor ben 65 yaşına geldim diyor. Arkada 19 yaşında bir çocuk tanımıyor beni diyor. Bağırmayan öyle olsun, bağırmayan böyle olsun. Ben buraya küfür yemeye mi geldim? Biz o insanları tanıyoruz ve saygı gösteriyoruz. Yani bizim birbirimizi kenetlenmek, böyle yan yana durmak değil. Toplantılar yapacağız. Bak diyeceğiz ki bu abin Ahmet abi, Mehmet abi vesaire. Bizi omuzunda alıştırdı bu tribüne, bu maçlara. Siz de tanıyın. İleride biz de silinip gideceğiz belki. Bir Fatih abi vardı, bir Atilla abi vardı, bir Şenkan vardı. Yaşlanınca, elimiz ayağımız kesilince belki bizler de unutulacağız. Allah bizi o kuvveti hiçbir zaman eksik etmesin ama ben çok üzülüyorum. Göztepe'de benim mekanım var. Birçok abimle de görüşüyoruz. Yani diyorum ki niye gelmiyorsunuz? Fatih diyor ben küfür yemeye mi geleceğim bu saatte bu yaştan sonra diyor. Arkamdan kafama su atıyorlar bilmem. Ya bir terbiyeye de ihtiyacımız var. Biraz da taraftarımızın bilinçlenmesi gerekiyor. Yani ben şimdi aslında bakın, bu problemler Göztepe'nin problemi değil. Bunlar tam anlamıyla Türk futbolunun gerçeği maalesef. Yani bunun ama biz özel bir grubuz. O yüzden bunun altına saklanamayız. Yani Türk futbolunun gerçeği bizi ilgilendirmiyor. Çünkü bizim bir tribün kültürümüz var. Evet. Geçen sene ben Galatasaray maçına gittiğimde adamlar selfie yapıyor, bilmem ne yapıyor, ıslık öttürüyor, fotoğraf çekiliyor. Biz hep birlikte marş söylüyoruz. Evet. Bizim kültürümüz çok sorsan, farklı. Çok imrenirler Göztepe tribüne. Bizim kültürümüz var. Bu mazerete sığınamayız yani. Ama bu Süper Lig'e çıktıktan sonra yeni gelen arkadaşlarla birlikte onlar da öğrenecek. Onlar da öğrenecek. Bir de şöyle bir şey var. Vakit ayırmak ve emek harcamak lazım bu işe. Bakın futbol çok garip. Kimsenin tekelinde değil çünkü bu işler. Futbolun garipliği ve güzelliği şuradan geliyor galiba. Başakşehir maçını izliyoruz. Kalabalık bir ortamda, güzel yalıda. Tayfur topu aldı, gidiyor. Önümüzde 3 tane çocuk oturuyor. Genç bahsettiğiniz. Yani belki de 20 yaşında yoktur bile. Bir tanesi diyor, bir tanesi dedi ki aynı anda bunlar ama böyle saniye olarak. Bir tanesi diyor ki topu diyor sağa ver diyor. Öbürü diyor sola ver diyor. Öbürü de diyor ki dümdüz kaleye git diyor. Yani futbolda bir tane doğru yok. Tabii tabii. Şunu demek istiyorum. Yoruma açık biraz. Yoruma açık artı herkes bir şeyler biliyor futbolla ilgili. Herkes bildiğinin en doğru olduğunu düşünüyor ama öyle bir şey değil futbol. Futbolun evet doğruları var. Onu bence teknik var. Adamlara bırakmak lazım biraz. Altyapımızdan yetişen Göktuğ Bakırbaş'ın babası Ömer Bakırbaş. Selamlar, saygılar. Maç forması giymek özel bir görüntü oluşturur demiş. Size kesinlikle katılıyor. Evet. Biz de onu diyoruz. Yani o gün Göztepe'miz kırmızı efsane formamızla mı çıkacak? Beyaz düz formamızla mı takımın çıkacak? Takımın neyle çıktı önemli değil. Biz ağırlıklı tribünde ne renk olsa. Veya her iki tribün bir forma o tribün. Forması olmayan... Yani olabilir. Aynısı beyaz değildir tişört, ama kırmızıdır. Beyaz tişört giyenler, sarıdır. Kırmızı tişört giyenler olabilir. Yani orada bir hem ambiyans yakalanır, harika olur. Hem rakip takımı etkilemek adına. Karşıyaka maçında yapmıştık. Özel polar aldık hepimiz çok, yani. Çok özel damalı tişört vardı. 35 bin tane evet, şimdi olacaktım. Gayet güzel oluyor görselde. Altyapı demişken, madem oradan girdik. Göztepe'nin geleceği olan altyapı tesisleri. Şimdi aslında bence yani tabii bu programın ya da bu... Lig bitene kadar yapacağınız 4 program dahanın konusu değil. Şu dönemde konuşulacak hiçbir konu değil ama ben çok kısa 5 dakika bir şey değinmek istiyorum. Süper Lig'in ilk adımı olan amatör kümeden çıktıktan sonra Altınbaş grubunun desteğiyle o sürecin başladığı noktadan itibaren yaklaşık 10 yıl gibi bir süre geçti. Yani 2009-2019 gibi bir süre. Hadi bunun ilk 2 senesini atalım. Geriye kalır 8 sene. 8 sene süresince bizim altyapıdan çıkarabildiğimiz oyuncu sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bunların da kaç tanesi ilk 11'de düzenli oynuyor? Bir oturup düşünmek lazım. Bu futbolcularımızı sayarsak herkesin bildiği gibi Halil, Göktuğ, Eren bunlar halihazırda şu anda ilk 11'imizin değilse bile ilk 18'imizin değişmez 3 tane oyuncusu. Ama maalesef sadece ilk 11'e koyabileceğimiz bir tane futbolcu yetiştirebildik. Hani Göktuğ betonun arkasında kalıyor, çok şeyler öğreniyor. Göktuğ için geleceği müthiş çok bir avantaj. Parlak inşallah kardeşimizin. Müthiş bir avantaj hem Eren için hem Göktuğ için. Muhtemelen betodan sonra bizim kalemiz bir 15 sene kadar kaleci istemeyecek. Orası belli oldu. O harika bir gelişme. Gönül ister ki bu sayıyı 3 değil 33 hatta 333'lere çıkaralım. İşte önümüzde Süper Lig'de bunu yapabilmiş ve yapmış... Çok başarılı da yapmış bir Trabzonspor örneği var. Ya. Yani takımın 5-6 tane futbolcusunu altyapıdan
üretmeyen bir fabrika ayakta kalabilir mi? Kalamaz tabii. Düşün, çok doğru. Endüstriyel futbolda yani devamlı para harcayarak devamlı para harcayarak bu işi devam ettiremeyiz. Dünyanın en zengin adamları da bu işi yapamıyor yani. Futbol endüstrisi diyorlar adı üstünde. Şimdi bir düşünün, bir imalathaneniz var, fabrikanız var, şu bu var. Hiçbir şey üretmiyoruz. Biz hep dışarıdan mal alıyoruz. Dışarıdan alıyoruz. Evet. Öyle kullanmaya çalışıyoruz. Sonu olmaz bunun. Bir şekilde yani alttan bir şeyleri yetiştiriyor olmak lazım. Şöyle düşünmek lazım. Ben hep kendisini de tanımam. Hani hiç bir sefer oturup konuşmuştum da yok. Hani bizi affetsin. Gilas örneğini veriyorum. Eğer Gilas'ın gerçekten 1 milyon euroluk bir kontratı varsa senelik. Yani Gilas'a 3 senede 3 milyon euro veriliyorsa. Bu 3 milyon euroyu altyapıya yatırsaydık şu anda ben tahmin ediyorum ki 20 tane falan Gilas'ımız vardı yani. 8 sene içerisinde. Gilas'a karşı bir şeyimiz yok ama ya Gilas'a karşı değil tabi bu. Ama maalesef. Sadece bir örnek açısından söyledim. Aynı şekilde Gufran için de aynı parayı söyledim. Yani. Hiç önemli değil. Yani Gufran, Gilas tarzı futbolcular altyapıda bence çok daha iyileri var. Önemli olan güvenip, inanıp o çocukları sahaya koyabilmek. Ha diyeceksiniz ki şu ortamda koyabilir misiniz? Hayır koyamayız. Doğrudur. Ama bir şekilde bu çocukları bu takıma alıştırmamız gerekiyor. Dediğim gibi örnek Trabzonspor gibi. Takımın %50'sine yakını Trabzon çocuğu. Bizim de Göztepe çocuğu olarak %50'si olarak takım sahaya çıktığı zaman etrafına da kaliteli 5-6 tane yabancıyla süslediğiniz zaman takımımız gerçekten bambaşka yerlere gelecek. Tabii burada tesis. Ne oluyor? Tesis. İşte bu Torbalı'daki tesisimizin ne ifade edebileceğini ya da ne işe yarayabileceğini ya da bizim için, Göztepe kulübü için ne ifade ettiği burada ortaya çıkıyor. Başkanımız o tesisi bize kazandıracaktır. Ben ona inanıyorum. Çünkü başkanımız da artık altyapının ne kadar önemli olduğunun bilincinde. Ve bu paraları dışarıya vermektense kendi içimizden, ya en basit en yakın örneğimiz var Altınordu. Yani Cengiz yani. Ünder'i 3 kere sattı adamlar yani. Bir kere de değil. O ona sattı. Yani aldığı paralar milyon eurolar yani. Altınordu'dan bahsediyoruz yani. Biz Altınordu'nun yaptığını yapamayacak mıyız? Ama niye yapamıyoruz? Çünkü yeterli üstüne düşmüyoruz. Tesis yapmamışız. Dediğim şimdi gibi, işte bundan sonra başlandı. Bundan sonraki süreçte inşallah. Başlandı. Mesela şöyle söyleyeyim. Konya'ya giderken tebrik ederim. Akşehir'de İzmirli evet, kardeşimiz. Müthiş bir organizasyonda o. Orada öğretmenlik yapıyor. Bizi davet etti. Göztepe Spor Okulları diye. Evet. Orada bir spor okulu kurmuş. Valla ben ağladım. Duygulandım. Ağladım. Bizi öyle güzel karşıladılar. Biz onlara işte meşaleler, atkılarla vesaire falan. Servis minibüsleri var. Minibüsün üzerinde bile hani dışarıdan bir yerden getir götür yaptırmamışlar. Bildiğin altyapının minibüsü var. Çocukları onlar topluyor, onlar getiriyor. Aileleriyle tanıştık. Ya bunlar çok güzel şeyler. Çok çocuklarımız şey. Bizim yarınlarımız tabii. En büyük yatırımı onlara yapmamız gerekiyor. Göztepe'nin geleceği, Göztepe'nin altyapısı. Evet, bu işin kurtuluşu tek kelimeyle altyapıdan geçer. Uzun vadededir. Hemen sihirli değnek değil. Tabii yarın de, bir şey olacak diye bir şey yok ama hadi bir yerinden de başlamak hadi gerekiyor. Önümüzdeki sene 10 tane değil. Bir yerinden her başlayacağız sene, bunu. Her sene bir tane, iki tane futbolcuyu biz üst tarafa atabiliyorsak. Ya 5 senede iki tane çıkar ama çıkar yani bir şey. Evet. Biraz da güvenmemiz lazım. Biraz da maalesef içinde bulunduğumuz şartların uygun olması lazım. Geçen sene biz Avrupa kupalarını kovalarken oynatamadık maalesef gençlerimizi. Bu sene içinde bulunduğumuz durumun ortalık yangın yeri. Nasıl atacaksınız 17, 18, 19 yaşındaki çocukları sahaya? Bu durumda da bu sene böyle, önümüzdeki bu sene güzel bir yapılanmayla ben gerçekten altyapıdan en az 5-6 tane futbolcumuzun sahaya sürülmesini, çeşitli maçlarda Türkiye Kupası olur, hazırlık maçları olur vesaire denenmesini ve mutlaka A takıma kazandırılmasından yanayım. Çünkü gerçekten bu paralar Göztepe Spor Kulübü'nün paraları ve bu paraları biz dışarıya vereceğimize, yabancı futbolculara vereceğimize gerçekten yatırımımızı altyapıya yatıralım. Gerekirse 2 sene üst düzey futbol oynayamayalım ama emin olun ki ya şöyle söyleyeyim, bizim geçen sene ligi 6. bitiren bir takımımız vardı. Takımımızdan şu anda kaç kişi var? Her sene 20 futbolcu, 15 futbolcu değiştirerek başarılı olamayız. İşte başarılı olan takımlar kim? Başakşehir. Neden? Başakşehir'in kadrosu belli, devamlı birlikte oynuyorlar. Belli bir teknik direktörleri var ve uzun vadede başarıyı yakalıyorlar. Düşünebiliyor musunuz siz Başakşehir'in şu anda Göztepe gibi bir taraftarı olsaydı ne olurdu Türkiye'de? Yer yerinden oynardı yani. Şampiyonlar Ligi'ne giderdi. Yer yerinden oynardı. Final oynardı yani. Ya bizim de bir teknik direktöre inanıp güvenip uzun vadeli çalışma,
artı altyapı destekli, birbirini sabır, tanıyan. Sabır, en önemlisi sabır. Birbiriyle oynama alışkanlığı olan. Ya bugün en basitinden biz üçümüz yanımıza üç kişi daha aldık, halı sahaya gittik. İki hafta üst üste halı sahada oynayalım. Üçüncü hafta sen benim nerede duracağımı bilirsin. Peki Şenkan Bey, Leo gibi bir adamı gönderip Girillo diye bir adam alır mıydın? Biz o kadar çok şey yapmazdık ki, ben bir de çok teknik bilmem ama. Yani şimdi Leo, şimdi şöyle söyleyeyim. Nereye koysan oynayan bir alaka sahibi bir adam. Ve Göztepe'yi seven bir adamdı yani. Şeye dönüyoruz. O sevgiyi biz hissediyorduk. Şeye dönüyoruz. Yapılan yanlışlıklar, hatalar. Eminim ki şu anda başkanımız dahil, teknik heyetimiz dahil, taraftarımız dahil, Leo Grillo takasının ya da Leo Grillo gelgitinin bize hiçbir şey kazan. Zaten ortada kağıt üzerinde bir dakika bile oynatmamışsınız. Leo dediğimiz futbolcuyu şu anda Erzurumspor her maçında oynatıyor. Geçen sene de siz oynatıyordunuz. Ben onu Leo özelinde değil de şöyle açıklamak isterim. Geçen sene ligi 6. bitirmiş kadronun kaç futbolcusu var şu anda Göztepe'nin ilk 11'inde? Geri dörtlüyü komple değiştirdik. Orta sahayı değiştirdik. Forvet'i değiştirdik. Ne kaldı elimize? Forvet'i evet değiştirdik. Hiçbir şey kalmadı. Yani bakıyorum ben, bu takım ligi 6. bitirmiş. Bu takımı 3-5 kişiyle ayar yapabilseydik. Yani 3-5 tane bizim tabiri... Çok küçük bir dokunuş da aslında kadar, güzel olabilirdi. Yani bizim aslında geçen sene en güzel örneğimiz şuydu. Hep diyorlar ya bu ligde atanın tutanın iyi olacak. Bizim geçen sene atanımız da tutanımız da iyiydi. Bu sene de tutanımız aynı ve iyi. Atanımız yok. Sıkıntı var. Geçen sene ne eksiğimiz vardı? Santraforumuz, gol atan santraforumuz, Yahovic, daha sonrasında Dembaba. Yani gol atabilen santrafor. Yani iyi santrafor. Adı santrafor değil. Gerçekten işini yapan santrafor. Gol atabilen santraforun yanında biz de kanatta oynayan Tayfur, Gufran ve Halil arkadaşlarımızın, bu üçgenin gol atabilme meziyeti olmadığı için bizim gol atan kanat oyuncusuna ihtiyacımız vardı. Biz bu sene onu transfer ettik. Yasin transferi muhteşem bir transfer. Çok da iyi başladı. Harika da bir sezon geçirdi gibi geliyor gözüken o. Ona yakın gol attı bildiğim, o kadar da asist yaptı. Biz bu sefer santraforumuzu kaybettik. Düşünebiliyor musunuz? Geçen sene ligi 6. bitiren takımda Jovic veya Dembaba'nın yanında Yasin gibi bir futbolcumuzun olduğunu. Biz iddia ediyorum ilk 4'e girerdik. Avrupa'da giderdik yani. Çıktığımız sene Avrupa'ya giderdik. Bizim geçen seneki eksiklerimiz belliydi. Biz takımımızı koruyacaktık. Ya geçen sene bizim stoperlerimiz, sağ bekimiz Sabri, Peybernes, Kosanovic, sol bekimiz Traore, Traore'den sonra da Leo oynadı. Büyük bir çoğunluğunda Leo oynadı. Bu geri dörtlü nerede şu anda? Hiçbiri yok. Sabri ile Leo'yu gönderdik. Peybernes ile Kosanovic'i zaten hiç kimse konuşmuyor. Bizim geçen sene yedek olan Volus, Reis ve Kadu bu sene ilk 11 stoperimiz oldu. Geçen sene bu bizim bu takımın stoperleri Peybermes ve Kosanovic'ti. Kosanovic'in attırdığı golleri siz biliyorsunuz. Yaptığı ortaları, attığı kornerleri. Selçuk Şahin gerçeği var. Sabri Savaroğlu gerçeği var. Santrafor olayını hiç konuşmuyorum bile. Yani Jovic, sonrasında Dembaba. Şu anda oynadığımız santraforlar. Yani onu hiç konuşmayalım. Gerçekten çok üzülüyoruz ondan. Jerome bu kadar kötü mü yoksa kendini gösteremedi mi? Jerome'un sıkıntısı biraz değişik. Biz konuşmuştuk yani Şenkan'la. Yani Jerome'un İngiltere dışına daha önce çıkmamasından dolayı alışamama süreci, daha doğrusu alışma süreci çok uzun sürdü. Büyük bir kilo kaybı yaşadı. Daha sonrasında kendini idmanlarda topladı vesaire ama ya tabii tek başına Jerome diyemeyiz. Jerome bir Jovic değil, bir Dembaba hiç değil. Bir kere onu anlamamız Dembaba lazım. Dembaba dünya yıldızı. Bir kere onu anlamamız lazım. Yani biz attan indik, eşeğe bindik. Tabii buradaki at ve eşek tamamen ammiyane tabirler. Ama şu da gerçek. Biz geçen seneki gibi de santraforumuzu besleyemiyoruz. Şimdi bir de o, öyle de bir gerçeğimiz var yani. Bu seneki takımımızda Jovic veya Dembaba olsaydı da geçen seneki kadar başarılı olabilir miydi? Yani, o da ayrı bir boyut. Tartışılır. Yani Jerome'u da çok bir şey diyemiyoruz. Jerome kalitesi oranında... Ama mutsuzluğu oranında, yüzünden okunuyor yani böyle... Şöyle diyelim, olumsuzlukları konuşmayalım da Jerome'un son maçta oynadığı oyunu konuşalım. Başakşehir maçındaki Jerome. Muhteşem. Sanki bambaşka bir Jerome. Tayfur. Yani, çok iyiydi. Yani bütün, takım olarak 121 kilometreye koştu. 121 kilometre dediğiniz rakam futbolcu başına yaklaşık 10,5 kilometre yapar. Yani büyük bir oran. Büyük efor. Büyük efor sarf etti. Yani futbolcu kardeşlerimize tekrar tekrar söylüyorum. Gerçekten bu mücadeleyi, bu hırsı göstersinler. Biz maç kaybetmeyiz. Taraftarımız zaten biz onların yanındayız. Biz onlarla varız. Onlar oynadığı zaman biz de tribünde daha çok ateşleniyoruz. Az önce Fatih abi söyledi. Tribünde bazen konsantrasyon kaybı yaşadık. Niye yaşadık? Takım sahada bir şey varlık mücadele etmiyor. Takım bir şey oynamayınca. Orada ruh yok, bize yansımıyor. Yani. Taraftar da o geçmiyor. Kesiyor ondan sonra. Ama Başakşehir maçındaki gibi bir oyun veya Galatasaray maçındaki gibi, Fenerbahçe maçındaki gibi bir oyun oynasınlar.
maç mı seçiyor diyecekler. Yani onu söylemek istiyorum. Onda dilim varmıyor arkadaşlara yani. Onu söylemek istemiyorum. Öyle yani. Bir ihtimal olmadığını yani inşallah umuyoruz diyoruz ya. Umuyoruz yani. Yani herkesin aslında konuştuğu konular bunlar. Takımımız Başakşehir maçında herkesin düşünebileceğinin daha fazlası bir efor sarf etti. Muhteşem oynadı. Bunun için de biraz da prim olayı da yer alabilir mi? Ya futbolcu, özellikle yabancı futbol. Şimdi düşünün. Şimdi 50 bin euro iyi bir para. Rakam bilmiyorum. Açıkça konuşmak gerekirse. Rakam bilmiyorum. Tabii ki her maçın karşılığı bir prim olur. 5 lira, 10 lira, 20 lira. Her maçın karşılığı dünyadaki bütün takımlarda, özellikle Türkiye'de prim destekli olur. Lakin şöyle bir şey var. Hani bu takımın bugüne kadar parayla ilgili bir sıkıntısı olduğunu duymadık. Yani ben en azından maaşlarını alıyorlar. Mehmet Sakil geldikten sonra hiç cumadan cumaya mı? Bugüne kadar hiç şey düşünmedim ben, duymadım yani bir futbolcu arkadaşımızın yakınından ya da kendinden hani biz paralarımızı alamıyoruz, diğer kulüplerde olduğu gibi 3 aydır maaş alamıyoruz, öyle bir şey duymadık. Ha prim, evet prim futbolcu, ya yani şöyle düşünelim. Ateşler. Yabancı futbolcular üzerinde konuşalım. Bakın başka bir ülkedesiniz. Oynayabileceğiniz futbol senesi maksimum en verimli olarak 6 bilemediğiniz 7 sene para kazanacağınız. Başka bir ülkeye lejyoner olarak gelmişsiniz ve sadece tek amacınız ailenizin geçimini sağlamak. Ekmek parası, para kazanacaksınız. O yüzden de yabancı futbolcuyu etkiler. Etkilemeli de, bence de etkilesin. O zaten kaidesi de bu. Yani etkilesin de, madem işin ucu para ama bugüne kadar da para alamamış bir durumları yok. Ama şu da yapılmalı. Kardeşim sen kazandığın zaman ben senin cebine bu kadar miktar parayı koyuyorum. Sen bak kaç haftalardır bizi ne hale getirdin, oynamıyorsunuz. Kusura bakmayın, size de böyle bir ceza kestik denebilmeli. Ya aslında en büyük ceza zaten o paraları kazanamamaları. Fark etmez. Yani ilave bir cezaya bence ciddi gerek yok. Ciddi paralar yani bugün, kazanılıyor yani. Senin söylediğin 50 bin euro çok ciddi rakam yani. Bilemiyorum, o öyle bir prim var mı? Diyelim ki 50 bin euro değil de hani 50 bin TL olsun veya 75 bin TL olsun. Maç başı priminiz var, galibiyet priminiz. Zaten futbolcu maçı kazanamadı, bu parayı kazanamıyor. Bundan daha büyük ceza alamaz ki. O zaman şöyle söyleyeyim. Erzurumspor maçındaki Göztepe ile Başakşehir'deki Göztepe arasındaki ne fark var? Mücadele, hep ona geliyoruz. 121 kilometre koşmuşsunuz, sahada basmadık, yer bırakmamışsınız. Bunu da sağlayan bir nevi primin de etkisi var. Ama o maçların da primleri vardır. Yani illaki iç saha galibiyetinin sezon başı açıklanan... Ben vakıf değilim de. Sezon başı açıklanan bir prim sistemimiz var benim bildiğim kadarıyla. Tek maçlık, dört maçlık paket halinde olan yani... Bunlar sezon başında oturuluyor. Teknik heyetle beraber karar veriliyor. Ondan sonra futbolculara deklare ediliyor. Diyorlar ki iç saha galibiyeti atıyorum 50 bin lira. Dış saha galibiyeti şu kadar. 4 maçlık paket prim şu kadar. Yani eğer para için oynamak, onu ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ya. Futbolcu zaten para kazanmak için oynuyor. O zaman başkanın ülkeye gelmesinden. Evet. Onu dersen onu sabaha kadar doğru. Yani hiç ona söyleyecek bir şey yok. Başkanımızın takımımızın başında, taraftarımızın başında olması gerekiyor. Başkanımızın, zannedersem bir Amerika seyahati olmuştu Erzurum maçından bugün önce. Bugün Ekonomi Üniversitesi'ndeydi. Yani Amerika seyahatinde başkanımızın olması ve başkanımızın olmadan takımımızın Erzurum spor maçına hazırlanması hem takımımızı hem taraftarımızı biraz etkiledi gibi geliyor bence. Takımımızın üzerinde çok büyük bir bence etkisi var. Prim sistemi, şimdi aklıma, özür dilerim lafını kestim ama, şimdi at arpasını kendi arttırır derler. Şimdi... Siz işinizi iyi yaparsanız zaten karşılığını fazlasıyla yani bulursunuz. O da öyle, ben de öyle. Hepimiz bir iş yapıyoruz. Ben yaptığım işle alakalı ne kadar iyi olursam karşılığı bana bir şekilde zaten döner. Sen bu sene kötüsün. İki tane prim alamadın diye oynamıyorsun. Kıvrılıyorsun falan filan. Bunun seneyesi var. Yani sen her ne olursa olsun hakkını vereceksin ki. Hele bir de Göztepe gibi bir camiada. Yani bunun bir de prim alamadığın gibi bir de değişik karşılıkları var. Yani insanlar sana iyi gözle bakmazlar. Candan ol, güzel oyna, mücadeleni ver. Hani ayağına taş değse bütün herkes üzülür. Senin için bir şeyler yapmak ister. Bizim futbolcularımıza birinin bunu anlatması lazım. Gerçekten burası A takım, B takım falan bir yer gibi bir yer değil. Burası çok başka bir yer. Yani şehir şehir geziyoruz işte, gidiyoruz görüyoruz. Allah'ım diyorum ya, iyi ki Göztepe'liyiz ya. İyi ki Göztepe'liyiz. Ne taraftarlar var, ne canlı neler var yani, şey. Neler var. Adamlar öyle geliyorlar, gidiyorlar hani. Süper Lig'de oynayan... Sinemaya gelir gibi ya, yer gösterilir mi adama, burada oturacağım diyor. Süper Lig'de oynayan omuz omuza taraftarının tribünde ne yapacağını bilmediği taraftar gördük biz. Süper Lig'de oynuyor bu takım hala. İşte yani. Taraftarı statta ne yapacağını bilmiyor. O yüzden bence burada bir lider vasfı
adlı birinin bir şeyleri anlatmasının etkisi olmuştur gibi geliyor. İşte başkanımızın gelmesi ya gibi. Başkanımızın o konuşmasını siz de yayınladınız Göztepe TV olarak. İzledik. Yani başkanımızın o futbolculara yaptığı o konuşma bile bence çok etkili olmuştur. Yani programımızı sonlandırmadan önce Göztepe camiasına neler söylemek istersiniz? Yani 4 hafta boyunca yapabileceğimiz tek bir şey var. Göztepe'mizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Birlik beraberlik içerisinde bütün tribünler tek yürek olacağız. Ve bu takımı layık olduğu yerde bırakacağız. Futbolcu kardeşlerimizden de tek istediğimiz 4 hafta boyunca hani derler ya kanının son damlasına kadar savaşsınlar. Terinin son damlasına evet, gerçekten. Kadar. Neyse artık yani. Başakşehir maçındaki mücadeleyi versinler. Maç kazanırız, kaybederiz hiç önemli değil. Biz taraftar olarak onları alkışlarımız bağrımıza da basarız. Elimizden gelen neyse biz de desteği vermek isteriz. Pazar günü inşallah Antalyaspor maçıyla beraber bir galibiyet serisini devam ettirip ligde kalacağımıza inancımız tam. Benim sözlerim. Fatih Bey ne söylemek istersiniz? Ben hep birlikten ve beraberlikten yana düşünceye sahip olmuş bir insanım. Hangi semtte olduğu, hangi gruba bağlı olduğu, kimin kardeşleri, abileri olduğu beni hiçbir zaman ilgilendirmedi. Ve benim etrafımda birlikte hareket ettiğimiz kardeşlerimiz için de hiçbir şey değişmedi. Zaten bizim birlikte maçları izlediğimiz grubumuz o kadar hepiniz biliyorsunuzdur. Her semtten, her meslekten, her yaştan deplasmanlara da aynı kardeşlerimize gidiyoruz. Biz bu kadar kozmopolit bir grup olmamıza rağmen o kadar güzel abi kardeş gibi yaşıyoruz ki maçlara gidiyoruz, deplasmanlara gidiyoruz. Biz bunu başarabiliyorsak tek sebebi birbirimize kesin ve kati olan saygı unsuru. Evet. Saygısızlığa asla tahammülümüz yoktur. Tribünümüzde birbirimize saygılı olursak, birbirimize anlayışlı olursak, dinleyip bir şeyler yapmaya çalışırsak bu tribün bütünlüğünün çok büyük başarılar getireceğini düşünüyorum. Lütfen birlik olalım, birbirimizi sevelim, evet. Birbirimizle daha çok irtibat kuralım. Nerede oturduğu, hangi semtte olduğu hiç kimsenin önemli değildir. Hangi gruba bağlı olduğu da. Tek yürek Göztepe'dir. Zaten Göztepe'nin armağanın üzerinde başka bir üst kimlik de ben şahsımca tanımıyorum. Armağanı seven Göztepe'li ne olursa olsun hayattan keyif alır, renkli yaşar. Genç kardeşlerimize böyle bir tavsiyede bulunmak isterim. Büyüklerimiz zaten bize böyle öğrettiler. Şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum. Benim kişisel fikrim doğrudur, yanlıştır, kabul görür bilmiyorum ama bütün taraftar gruplarımız, yani şimdi burada ismini tek tek saysam diyecekler ki onu niye önce söyledin, bunu niye söylüyorsun? Oraya kadar gitti işte yani. Oraya kadar gitti. Sayma işte. Hepsi. Tribünde, kale arkası, maraton, numaralı tribünde kimler varsa hepsi bir araya gelsinler. Bir karar alalım. Maçın kıyafet dahil. Tribünde beste listesi. Bravo. Yani ilk baştan itibaren maçın başlamasına 5 dakika kala işte her zamanki gibi sen bana yasakla girip maçın 1. dakikası ne söylenecek? 5. dakikası ne söylenecek? Bakın geriye düşebiliriz. Futbol 90 dakika. 4 haftanın sonunda Ankara Gücü maçında son düdük çalana kadar bu ligdeyiz. Bu ligin peşini bırakmamalıyız. Biz son dakikaların takımıyız. Son anların takımıyız. O yüzden biz bu liglerin finallerini güzel oynarız. Büyük takımlar finalleri başardığı için büyük takım olmuştur. Göztepe'miz de her finalini başarmıştır. Bu finalden de başarıyla çıkacağız. İnşallah dediğim gibi taraftar olarak tek yürek olmamız yeterli bence. Evet değerli Göztepe'liler, bugün Şenkan Cin ve Fatih Bekar'la sizlerin karşısındaydık. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.